Üç gün kaldım. Artvin, Ardahan, Iğdır, Kars ve e, Ağrı. Hı hı. ilçeleri Şu, dahil. İlçeleri dahil. Evet. Bunu şunun için sordum. Yani biraz e, memleket fotoğrafı çekelim evet. istiyorum. Şu anda evet. ben farkındayım. Doğal olarak birkaç gündür tartışılan işte bu Kürt sorunu nasıl çözülecek, hı hı. muhatap hı hı. kimdir? Bunun farkındayım elbette ama biraz e, bir genelden e, özele doğru Olur. gitme gibi bir e, tercihte bulunalım. isterim size de uygunsa. Tabii çok tamam. sevinirim. Çok ee, sevinirim. İşte 59 il, hatta işte pek çok ilçe o arada. Ee, Sayısını hatırlamıyorum ilçelerin. Arkadaşlar hı. onun çetelesini tutuyor. Tamam, nasıl bir Anadolu'nun ahvali nedir? Nasıl bir Türkiye fotoğraf çekiyorsunuz? Şimdi şu şöyle, an? önce bunu çok hızlıca söyleyeyim. 20 Ocak 2020'de başlamış. 20 Ocak 2020. Evet başlamışım. Yani 20 ay falan olmuş. Şimdi ilk başladığım yer Antalya'ydı. Niye seçim mi görüyordunuz? Ta 20 ay önce başladınız. Yok. Ee, şöyleydi. Ben bir gün gruptan çıktım kendime göre çok iyi bir konuşma yaptığımı düşünüyorum. Gazeteciler e, dizilmişler işte kameralar falan. Bekliyorum ki oradan ben de durdum. E, ve bekliyorum ki yani o grup konuşmasından sorular sorulacak. Bana dediler ki e, Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu'na şöyle cümleler sarf etti. Şunları söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan'a bunu dedi. Siz ne diyorsunuz? Bir an düşündüm. Ya bundan bana ne? Laf Yetiştirme. Yani e, şimdi evet bundan bana ne e, ve e, yürüdüm cevap vermedim ve e, şey gittik partiye gittik grup e, gr şeyden sonra grup konuşmasından sonra biz e, divan yaparız divanda dedim ki arkadaşlara bu bunu şunu şuna dedi şu şunu öyle dedi öyle oldu böyle oldu. bir yün yumağı atılıyor ve biz ona dolanıyoruz ben Anadolu'ya gideceğim kendimi daha iyi hissedeceğim hadi arkadaşlar bunu planladık ve yola çıktık şimdi Peki. Antalya'da başladığımızda. AK Partili şimdi e, olan esnaflarla karşılaşırdık. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben o dükkandan içeri girdiğim zaman diyorum ki bir e, iktidar partisini veya bir başka partiyi yermiyorum. Kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Özne sizsiniz kardeşim. Dolayısıyla seçim zamanı elbette oylarınıza talibiz. Geleceğiz, propaganda yapacağız. İkna edebilirsek oyunuzu alacağız. Şimdi Bu cümleden sonra şöyle yaparlardı. Hep nazik e, karşılandım. Ama şöyle... Allah razı olsun reisten. Heh. Çok iyi, çok iyi. Ve bunu çok size söylüyorlar böyle, Ama şu ses tonuyla söylerlerdi. Ben de aa ne güzel derdim. Şimdi Allah razı olsun reisten, harika gidiyor her şey cümlesini söyleyen esnafla karşılaşmadım. En az ne kadardır? Bir yıldır. Gittiğiniz yerlerdeki AK Parti oy oranları... Yani. Hep %70'in üstünde. Yüzde, Sayın Erdoğan %83 83 oy aldığı e, ilçelere gittim. Hı. Şimdi e, ekonominin, ben başladığım zaman e, henüz pandemi yoktu. Ekonominin kırılgan olduğu bir zamandı. Sonra pandemi geldi. Daha da Pandemiyle varlaştı. beraber, hep birlikte. Ben onları o, e, esnafla beraber yaşadım. Esnafın özelliği şu, o dükkanda işsiz gence de rastlıyorsunuz. EYT'liğe de rastlıyorsunuz. Atanamamış öğretmene de rastlıyorsunuz. Çiftçiliği bitmiş Çiftçiye de rastlıyorsunuz Köylüye de rastlıyorsunuz Besicilik konusunda artık hayvanları satma Kesme noktasına gelmiş süt üreticisine Besiciye rastlıyorsunuz Yani O toplumun hepsine rastlıyorsunuz Dolayısıyla o dükkanlar çok ilginç yerler Mesela elektrik parasının Bu kadar yüksek olduğunu Esnafın bu kadar şikayet ettiğini Ben o dükkanlarda öğrendim Kiralık dükkanların Şeyini Stopajının çok yüksek olduğunu orada öğrendim ve daha o zaman yani pandemi yoktu. İster bunu satsın, ister şunu satsın, neyi satarsa satsın. Geçen seneye göre o gün yani 20 Ocak 2020'den itibaren hı hı. söylüyorum. Bir yıl evvel 2019'a göre her malın yerine konulan her malın geçmişe göre daha pahalı olduğunu ve alım gücünün düştüğünü onlardan öğrendim. Şimdi müthiş bir bilgi birikimi oluştu ve bu aldığımız bilgiler üzerinden çözümler üretmeye başladı. Küt diye pandemi geldi. Pandemide esnafla çok farklı bir ünsiyetimiz oldu. Bir yakınlaşmamız oldu. Çoğu onların önerilerini biz üzerinde de çalışarak kaynağını da bulup iktidar partisine önerdik. Yazılı mı verdiniz? Yo, sizlerin Hayır, açık huzurunda sistem açık sistem üzerine. Bunları yapın bakın böyle böyle oluyor diye. Bir kısmını doğrusu yaptılar ama tam yapılmadı. Mesela hibe yardım önerdik hiç yapılmadı. Ee, onun yerine bol bol e, kredi üzerinden gitti. Şimdi ödemeler başlayınca yıkılmış durumda. Mesela tarımın nasıl e, parça parça e, yok edildiğini yok olduğunu gördük. Şimdi gelinen noktada yeni gittiğim yerlerde hmm. ise kavruluyor. Ee, Doğu Anadolu inanılmaz bir şey içinde. En son oraya gittiğimiz zaman ee, Evet, en son oradan, oradan söylüyorum. İnanılmaz bir kuraklık geçirmiş. Aras nehrini yürüyerek geçebilirsiniz. O, kadar. o derece yani. Şimdi e, çok acı sahnelerle karşı karşıya kalıyor insan. Mesela ben Göle'ye gittim. %75 oranında e, Kürt vatandaşın ikamet ettiği bir ilçe. Dükkanları gezerken birden e, insanlar toplandı. Dediler ki çık konuş. Çık konuşmaya e, böyle bir e, işte aparatımız var. Çıktım onun üzerine merdiven gibi Hı -hı. şey. Onun üzerine çıktım konuşacağım. Fakat insanlar bana bir şeyler anlatmaya çalışıyor yüksek sesle. Aslında beni üzerinden size duyurmaya çalışıyor. Sizler Sizi eliyle de kendisi tabii konuşmak tabii istiyor yani. sizler eliyle de e, Türkiye'ye e, duyurmak istiyor. Ben bu sefer aldım elimdeki mikrofonu tek 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 tutmaya başladım. Ne duydun? Ortak bakın benimle beraber 3 e, gazeteci arkadaş vardı bizle beraber. Onların da e, bizzat şahit olduğu şey şu. Bir çiftçi ağlıyor. Resmen ağlıyor. Şimdi e, ilaç parasından şikayet ediyor, mazottan şikayet ediyor, girdilerden şikayet ediyor. Doların uçmasıyla beraber bunların tamamı dışarıdan Aha. gelme olduğu için yani uçmuş durumda. Ve pahalıya mal üretildiği için, ürettiği ürün pahalı olduğu için bu sefer pahalı satamadığını, her seferinde geriye gittiğini, geriye gittiğini ağlayarak anlatanı gördüm. Orada yani ben yokum. Sadece mikrofonu geziyoruz. Spontan olan şeyler bunlar. Besicilerin durumu feci. Şimdi hayvan ağırlıklı yani hayvan yetiştiricisi. İster öyle. süt ister et olsun. Onların ki feci bir durumda. Şimdi işsiz gençler, atanamayan çocuklar, liyakat üzere Mesela KPSS'ye çalışmış. 92 almış bir genç. Mülakatta elenmiş. Diyor ki 62 olan girdi. 92 ben giremedim. 62 alan Evet. Sınavda, devlete giriyor yani devlete giriyor eleniyor. E, mesela en fazla e, dikkat edilen şey kendi çocukları işsizken 5 maaş alan, 10 maaş alan, 11 maaş alan danışmanlar. Bunu konuşuyor İyine, mu Of Hav. hem de nasıl. Şimdi bu dediğim gibi tam 20 aydır gezdiğim için o korku duvarının nasıl yıkıldığını gözlemledim. Ama ben. medyada tekelleşme Yüzde %95 de eleştiriler yapıyoruz. Abi. Demek ki oraya ses gidebiliyor. Yok gidiyor. Bakın gidiyor. Nereden alıyor ki? Gidiyor. Yani? Vallahi gidiyor ve alıyor. İnsanlar birbiriyle konuşuyor. Biz gidiyoruz. Biz e, İyi Parti olarak. Ben bizzat genel başkan olarak gidiyorum. Arkadaşlarımız gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi gidiyor. Sonuçta bir Diğer biçimde siyasi yani. siyasi partiler gidiyor ve gidiyoruz. Eskiden kulak verilmiyorsa da bugün kulak veriliyor. Onların sesi. Şimdi buradaki şey, asıl mesele onların sesi olabilmek. Bizim başardığımız bu oldu. Hı -hı. Ve bir e, ayrıştırmaya yönelik. Yani muhalefetin bir de bu sistemden çok şikayetçi vatandaş. Başkanlık sisteminden. Başkanlık yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminden çok şikayetçi. Çünkü e, dün AK Parti'ye oy verenler dahi şikayetçi. Onlar niye pişman? Daha vahim bir şey söyleyeyim. Belediyeler eliyle, e, yani ilçe belediyeleri eliyle, il belediyeleri, büyük şehirler eliyle her şehirde e, kayrılan insanlar ve zenginleşen insanlar olmuş. Geldiğim nokta şudur. Bunu Van'da gördüm, Erzurum'da gördüm. Yani e, Hakkari'de gördüm, gezdim e, Urfa'da gördüm, Mardin'de gördüm. Bakın, geldik şeye e, ç, e, Çorum'da gördüm. Eee Vezirköprü'de e, şeyde gördüm. E, Samsun'da gördüm, Bafra'da gördüm. Yani birçok yerde gördüm. İster orada, ister Belediyeler burada. Eliyle Belediyeler eliyle zenginleşen e, Belediyeler eliyle zenginleşen yerler onların... var. Şimdi bakın çok ilginç. Ne olduğunu yani öğreneceğiz hep beraber ve e, müthiş bir e, kayırma var. Zenginleşmiş insanlar var, bir de fakirler var. Şimdi bu zenginleşmiş ister Türk ister Kürt bakın. Zenginleşmiş bu e, insanlar, bu gruplar AK Partili. Hani kimse sizlerin kimi AK Parti gitmiş? AK Partili aşağıdakiler, yani yoksullar, yani garipler, yani fakirler ise her partili. Bunu ister Göle'de e, Kürtler olsun. İster e, Iğdır'da e, Iğdır merkezde Türkler olsun, ister Çorum'da, Çankırı'da Türkler olsun, fark etmiyor. Yani e, etnik aidiyet üzerinden tanımlama e, yapmıyorum. Bu e, haksız yere zenginleşenler, kayırılarak zenginleşenler ve hakkı yenildiğini düşünenler, fakirleşenler, elinden tutulmayanlar ve ee, onlar her partili, bunlar da AK parti. Daha vahim bir şey söyleyeceğim. Ee, mesela Çaldıran'da, Van'da Çaldıran'da, adı Orhan. Çocuklar toplandı bizden etrafıma. Şuradan iki tane mavi kocaman terlik sarkıyor, iple bağlı. Ee, boyacı bir çocuk. Yanında kuzenleri falan var. Genç, yani küçük bunlar. Ufacık bir şey. Adı ne oğlum? Orhan dedi. Ben böyle kulaklarını elif şey soruyorum. Hani tablet şimdi EBA yapıyorlar. Ee, tabletin var mı dedim. Orhan cevabı hayır tabletimiz yok onların da yok. Belediye dağıttı dedi. Çaldıran'dan bahsediyorum. Belediye dağıttı. Belediye dağıttı dedi ama dedi tableti olan arkadaşıma verdiler bana vermediler dedi Orhan. Ee, Çaldıran Belediyesi AK Partili mi? AK Partili. Nasıl oluyor bu? Vallahi olmuş işte. Şimdi dolayısıyla ee, böyle bir ayrımcılık söz konusu. Bu ayrımcılığın